Kimse yok, hiç kimsecikler yok. Çok mutluyum. Video çekeceğim şimdi burada. Aa, binanın içinde birileri var ama olsun, çok çok uzaktalar. Ben burada rahat çekebilirim yine de, sahili var. Çok güzel manzaramız. Öyle. Oturdum. Sesim nasıl geliyor acaba? Keşke kameramı ve mikrofonumu alsaydım. Çünkü şu an hem rüzgarlı hem sesim ne kadar geliyor bilmiyorum. Video çekeyim istedim ama ortam pek hoşuma gitmedi ya. Başka bir yer bulmam lazım sohbet videolarını çekmek için. O yüzden şu an sadece vloga devam edeyim dedim. 2024'e girmiş bulunmaktayız. 2024'ün ilk haftası benim final haftam. Son bir hafta kaldı. Bu hafta finaller bitecek ve bittiğinde de dönem bitecek. Artık bir şey kalmamış olacak. O yüzden sabırla bekliyorum. Ama az kaldı. Sonuna geldik. Ama şu anda da bitiyor olması ilginç geliyor bir yandan ya. Şaka gibi. 3. sınıfın ilk dönemi bitti. Şaka gibi. Bitiyor. Bitiyor ya. Bir şey kalmıyor. İstemiyorum. Ben burada kalmak istiyorum. Ben çok mutluyum burada. Gerçekten çok mutluyum. Akademi gibi bir şey düşün diyeceksiniz o zaman ama o bilmiyorum. Öyle bir hayalim yok açıkçası. Devam etme gibi. Ben gerçekten işin klinik alanını daha çok seviyorum. Bilmeyenleriniz için rehberlik ve psikolojik danışmanlık okuyorum ve sonrasında yüksek lisansla sanırım klinik psikoloji tarafına yönelmeyi çok isterim. Çünkü çok besliyor, çok keyif alıyorum ondan. O yüzden akademi gibi bir hayalim yok. Ama Boğaziçi'nin yeri hep ayrı olacak. Yani gitmek istemiyorum buradan. okulu uzatmaya çalışıyorum uzasın diye. Öyle bakalım. Sabahtan geldim. Ders çalıştım. İşte ders çalıştım derken tam çalışmak gibi değil de research paper hazırlıyoruz bir ders için. O yüzden bayağı bir yazı yazdım. Güneş gittiğinde aslında buranın da görüntüsü güzel de güneşin gelmemesinden emin olmam lazım ki bak bunu derken bile suratımda ışık patladı, gölgeler oluştu. Yani burayı sevmedim. Başka bir yer bulacağım. Böyle şimdilik. Çok soğuk. Hava gitgide soğuyor ya. Buz gibi olmaya başladı. Aralığın son haftası sıcacıktı. Üstüme ne giysem terliyordum. Şimdi buz gibi bu pazarda kar geliyor diyorlar. Yani neyse artık. Aslında şöyle hazır güneydeyken bembeyaz olsa güney ne kadar güzel olurdu ya. Bir kere hatırlıyorum ben 1. sınıftaydım. O zaman o senesi bir kar yağmıştı İstanbul'a. Ama size anlatamam, bembeyaz olmuştu güney. O kadar güzeldi ki. Gelip böyle çekim yapmıştım. Bir şeyler çekmiştim etrafta dolanıp. Çok uzun süre kalamamıştım o zamanlar okulda kalmadığım için. Çok güzeldi ama gerçekten bütün o manzara, her yer o kadar güzeldi ki unutamıyorum. Ama bir kere nasip oldu şimdiye kadar. İsterdim, bir daha görmek isterdim. Ya. Hazır buradayken böyle doya doya kartopu oynamak isterdim. Bilmiyorum, yağmayacakmış gibi geliyor bana. Bana yine bence sulu kar falan yağar gibi geliyor. Kimse bana ikna edemiyor İstanbul'a kar yağacağını ama çok isterdim. O sene gibi olsun çok isterdim. Bilmiyorum. Çok başka bir böcek geçiyor şuradan. Bir dakika göstereceğim size. Bakın. Oha, ay. Ay gelme. Bunun rengine bakalım. Kocaman. O kadar büyük ki. Bütün günüm çalışarak geçti. Yemin ediyorum yine akşam oldu. Ve yemek yiyeceğim. Ve tekrar çalışacağım. Şaşırmadınız. Hayır, şaşırmadık. Settle down, love. Don't be so restless. Only you have the power to get through this, and you know the truth. Thank you.
I don't have to be perfect. You don't have to be fine. You see something in me. For me it takes time. And I know I got feelings. I know you do too. So let's work on it. Gotta make things fit, cause I'm right here for you. No, I don't wanna be tough. I just wanna be here and fall into you. Don't wanna be seen. Nobody sees through me the way you do. And I cannot hide, cause you break me down and you ease my mind. My mind. Aynı anda almaya. Günaydın. Günaydın. İnşallahmıştır. İnşallah. Günaydın. Ya benim de. Şu an ikna oldum. Güne farkındaysanız çok hoş bir modda başladım. Şimdi adını vermek istemediğim. Modumuzu yakaladık. Modumuzu yakaladık. Evet. Seninle buluşan için son size gelmeyin. Gelmeyin. Gidiyorlar. Deliyorlar, deşiyorlar. Aynen. Seninle uyanabileceğim için kalktım. Dediğim gibi dün beni kurtar diye aradım. Aynı şey. Çünkü odadan çıkmadım. Hayatsızca. Çok kötü bir gündü. Atlattık ve bugün motive bir şekilde ama başladım. Peki aynı anda hiç yedim. Ben de sen çıkmışsındır diye düşünüyorum. Sen çıkmışsındır, kütüphaneye gitmişsin. İkimiz de yurttan hiç çıkmamışız ve aşırı verimsiz. Bugün evet. Yaralarımızı kapatacağız ve verimli bir gün geçeceğiz. İnşallah, inşallah. Videonun sonunda şeyi söyleyelim. Başardık mı, başaramadık mı? Onu bir bak. Hayır, başarmak zorundayız. Zorundayız. Bugün yarın sınavımız var. Başaramadıysak çok kötü. Son güne bırakanlar. Olur o kadar. Şimdi Boğaziçi'nin başlıyor. Evet, gelin bir kahvaltısını yapma vakti. Little moments like these. You ask me, do I wanna have kids around? I don't know what that's about, but I want what you want. All the oddities. I don't want picture perfect memories. I want your complicated messy. No, I don't wanna be tough. I just wanna be here and fall into you. Don't wanna be seen. Nobody sees through me the way you do. And I cannot. Farklı bir ülkeye gelmişiz gibi bir his. Gözlerin gece olmuş. Asırlar oldu. Yüzyıllardır evet. Uykudaydık. Bir de tarih çalıştığımız için tam öyle bir şey oldu. Öyle bir efekti. Ben iyi değilim. Kafam yavaş çalışıyormuş gibi hissediyorum artık. Ya bir şeyler oldu. Yetiştiremiyorum. Ağlayacağım. Ben ağlayacağım. Dediğim gibi yani çalıştım. Çok bilmiyorum. Çok da detaylı da çalışmadım. Ama yaparım gibi geliyor. Tamam o zaman yaparsın işte. Tamam. Aslında tarihi severiz. Tarihi severiz. Bayılırım. Tarih bizden sorulur. Aynen. Ama keyifle çalışıyoruz. Ama aynı anda. Bunun için mi? Hadi gir. Hop. Ben giremem. Ya satış. Satıldım. Kardeşim, niye sattın beni? Korkum var, fobim var. Işık ışık vuruyor şimdi. Umarım geliyoruz. Gerçekten kafamız kalmadı. Kafeye geldik. Kendimizi bırakıp buraya ışınlamıştım ki kahvemiz geldi. Dedim ki damarlarımdan kahve geçerse daha iyi çalışabilirim gibi bir ilgiyorum. Çünkü yani çalış bitmiyor. Ama şimdi kaç senelik işi bir gün hazırlığına çalıştığımız için sınavdan önceki gün. Evet. Yarın sınav var. Hallolacak. Geçen sınav nasıl yaptıysak bu sınavda da yapacağız. Öyle. Şimdi işte bir yerde oturalım. Kahve içelim. Öbür türlü çalışmayacağız. Yani illa bu kahve içeceğiz. Sabahtan beri ben boğaz için bekliyorum. Çalışıyorsam boğaz için çalışıyorum. O yüzden şimdi bizler de dersimize bakalım. Sonra bir kültürel aktivite. Birlikte en sevdiğim bilim fırtınasından doğan o son dakika. Senin hiçbir şey bilmediği ama fikir ve adet doğru olduğu.
yani hoca anlatıyor bir dönem boyunca ne anlıyorsunuz? Hiçbir şey ama arkadaşınla yaptığın son 5 dakika kala. Sınava kala yapılan 5 dakikalık muhabbette. Bilim adamı Albert Einstein gelse öyle yapardı. Öyle yapardı. Hatta o bile yapamazdı. O kadar. Böyle böyle hallediyoruz dersleri. Evet, o son 5 dakikada var ya, o beyin fırtınası, o kültürel aktivite hiçbir şey değişmiyor. Peki o şey hissi, sınavdan önce bu çıkacak içine doğma hissi. Ne çıkması? Ne çıkması? Şey. Baksana. Ya bana saydam yapıyor. Ben hiç fark etmeden kalp kırmadım. Şu an yani bu ortamda çalışılan dersten alınan benim hakkında. Gerçekten. Dersin için WhatsApp açmam gerekiyor. Çünkü... Nasıl koyayım? Merhaba mı dedim? Şu kaptım. Günaydın. Biz kafeye oturduk. Sınava kalmış birkaç saat ve asıl bilginin en verimli şekilde öğrenildiği o ana girmiş bulunmaktayız. Sınava son bir saat kala gelen o beyin fırtınasıyla her şeyi öğrenme evresindeyiz. O yüzden şimdi bulduğumuz soruları falan çözeceğiz. Az kaldı, halledeceğiz. Halledeceğiz, ben inanıyorum. Da burada oturuyor. Küstü bize galiba. Gidiyoruz. Ah, çok soğuk hava. O kadar soğuk. Dondum. Hadi bakalım. Hazır mısın abla? Sınava gidiş. Az önceki kalem kurtarışımdan sonra mutluyum. Şey, kalemi buraya düştüm. Araya düştüm. Ama aldım. Kurtardın. Çünkü ben başarabilirim. Sen aklına koyduğun her şeyi başarabilirsin. Çünkü senin inanılmaz bir kalbin var. Ve sevgin de var. Hava buz gibi. Buz gibi. Buzdan daha soğuk. Sen Sibirya soğuk. Sen soğuk görmüştür ya. Görmüştür ya. Ama işte. Geçen güneye inerken parmaklarımın ucu böyle kıpkırmızı kesildi. Hareket ettiremedim. Ama kar yaz. Neyse nasıl ya, acıyor? Şey anlatamam sana. Korkunç bir şey. Sınav yorumlu olur. Sorular hiç tahmin etmedi. Şaka. Sorular tam tahmin ettim yani. İzik izik. Evet, başardık. Bu dönemin bitmiş olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu dönem aşırı yorucuydu. Kampüsümüzde inşaatlar olsun, derslerimizin ağırlığı olsun. İkinci sınıfım çok zordu. Ama bitti. Bir hanımefendinin başaramayacağı hiçbir şey yoktu. Lütfen. Başardık. Başardık. Sesim net geliyor mu acaba? Nişantaşı'na bir iş halletmeye gelmiştim ama halletmem gereken iş buradan halledilmiyormuş ne yazık ki. O yüzden Nişantaşı'nı geziyorum. Dedim ki geldik, tadını çıkar. Işıklar, etraf falan çok güzel. Hadi tur atalım.